Ben esnaftan, işçiden ve işsizden manşetler aktaracağım. Günaydın, hoş geldiniz. İşte gazeteleri okumaya başlayalım. Sözcü. Tabii Türkiye'nin gündemi elektrik, doğalgaz, faturalar. Dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. O da önemli bir açıklamaydı. Hepimizin isyanını duymuştu. Faturalar kabarmıştı. Faturalarla ilgili bir düzenleme yaptığını ve yetkililere talimat verdiğini açıkladı Erdoğan. Bugünkü esas gündem maddelerinden birisi işte bu olacak. Devam. Fahiş zamlı elektrik faturaları vatandaşı fena çarptı. Elektrik bedduası. Esnaflık yapan bir vatandaş daha önce 336 lira gelen elektrik faturasının zamdan sonra 1024 lira gelmesine aşağıdaki sert sözlerle tepki gösterdi. Geçen ay 336 lira elektrik faturası ödedim. Siftahsız dükkan kapattığım bu ay 1024 lira geldi. Sizi Allah'a havalet ediyorum. Yemek nasip olsun ama çıkarmak nasip olmasın. Haram zehir zıkkım olsun. Helal etmiyorum diyor. Tabii büyüklerimiz bize her zaman ne derler? Beddua etmeyelim derler. Eleştirelim, konuşalım. Yandık çünkü faturalar gerçekten yüksek. Ama hükümet bu sesi duydu. İşte sistem böyle çalışmalı. Siz konuşmalısınız. Sizin sesinizi bağımsız ve tarafsız özgür gazeteler, televizyonlar duyursunlar ve iktidarlar duysun. Mekanizma ve demokratik sistem böyle çalışır. Bakın, elektriğe uygulanan zamlı kademe 150'den 210 kilovat saate yükseltildi. Elektrik Mühendisleri Odası 150 kilovat saatin hiçbir şeye yetmeyeceğini belirtiyordu. 230 kilovat saat istiyordu ve hükümet de 210 kilovat saate kadar indirdi efendim.